Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Talep geldi. Kısa bir laika mektubuyla inşallah bu akşamki dersimizi bitirmiş olacağız. Tarihçe-i Hayat Risalesi'nde biliyorsunuz Barla Hayatı var. Üstadımızın ilk Risale-i Nur'u telife başladığı yerdir. Üstadımız 1926 yılında önce sürgün olarak nefyedilerek önce Isparta'ya, oradan da 6 ay sonra Barla'ya nefyedilmiş. Yaklaşık 8 seneye yakın üstadımız Barla'da kalmış ve Risale-i Nur külliyatının neredeyse 1/4'ü orada telif edilmiş. Orayla alakalı, Barla ile alakalı üstadımızın talebelerinden Zübeyir abi ve Sungur abinin yazdıkları, üstadımızla tasdik edip bastırdığı, müsaade ettiği Barla hayatından bir parça okuyacağız. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Evet, Risale-i Nur imanı tahkikiyi bu vatanda neşretmekle İmanı kuvvetlendirip bu memleketteki dinsizlik ve imansızlık, dalalet ve sefahete karşı mukabele ve müsbet bir tarzda mücadele ederek bunları mağlup etmiştir. Risale-i Nur, imanı tahkikiyi bu vatanda neşretmekle imanı kuvvetlendirip bu memleketteki dinsizlik ve imansızlık, dalalet ve sefahete karşı mukabele ve müsbet bir tarzda mücadele ederek bunları mağlup etmiştir. Büyük ve külli ve umumi mücahide-i diniyesinde muzaffer olmuştur. Taife-i mücahidin olan nur talebeleri, azami sadakat ve ittihattan neş'et eden azim, manevi, makbul bir sır ile rahmet-i ilahiyenin celbine ve teveccühüne vesile olmuştur. Bu ihlaslı taife-i mücahidin küçük bir çekirdek gibi dar bir dairede iken o çekirdekle alemi istila edecek bir şecere-i tuğbanın mahiyeti bulunduğu misüllü 14. asr-ı Muhammedi'de aleyhissalatü vesselam Kur'an'dan çıkan Risale-i Nur'un Anadolu'da tulu ve intişar etmesiyle neticede neşvünema ederek alem-i İslam ve insaniyete kadar genişlemiş ve daha da genişleyecektir. Allah Allah. Şurayı bir daha okuyalım. Bu ihlaslı taife-i mücahidin küçük bir çekirdek gibi dar bir dairedeyken o çekirdekte alemi istila edecek bir şecere-i tuğbanın mahiyeti bulunduğu misüllü, ne kadar antika bir şey geldi, 14. asr-ı Muhammedi'de aleyhissalatü vesselam. Yani peygamber aleyhissalatü vesselam son peygamber olduğu için ondan sonra peygamber yok. Fakat peygamber efendimiz buyurmuş, ümmetim ne zaman böyle bozulmaya başladığı zaman Cenab-ı Hak bir müceddidi din gönderecek. Yani o gelecek zatlar Resulullah'ın sünnet-i seniyesinden, Kur'an-ı Hakim'in dersinden, o asrın ihtiyacı olan dersleri Resulullah'tan ve Kur'an'dan alacak, o asırda onun neşriyatını yapacak. Yani bu asırda 14. asr-ı Muhammedi'de aleyhissalatü vesselam Kur'an'dan çıkan Risale-i Nur'un, yani biz bazen bazı insanlar mahiyetini bilmediği için, hatta çok dini cemaatler mahiyeti bilmediği için bazen biz de nur talebeleri olarak bu mahiyeti tam ifade edemediğimiz için hep Bediüzzaman, hep Risale-i Nur dediğimiz için bizi tenkit ediyorlar. Ya kardeşim Kur'an okuyun diyorlar. Tamam, baş göz üzerine. Fakat Risale-i Nur Bediüzzaman'ın, Said Nursi'nin aklıyla yazılmış. Risale-i Nur, Bediüzzaman'ın kalbi feyizleriyle, ilhamlarıyla görülmüş bir eser değildir. Risale-i Nur nedir? Kur'an-ı Hakim'in bu asrın fehmine bir dersidir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın
sünnet-i seniyesinin bu asırdaki yansımasıdır. Ve Bediüzzaman Hazretleri zahiren kendi yazdırdığı bu eserleri bazısına 100 defa, bazısına 1000 defa, bazısına 10.000 sefer okuduğunu söylemiş. Ve diyor ki her okudukça imanım inkişaf ediyor. Sungur abi, Allah rahmet eylesin, çok anlatırdı bunu. Hatta böyle YouTube'da da o videolar var. Orada bir ifadesi vardı. Hatta ben de YouTube'daki Ahmet Kat'ın kanalımda, yani o bir şey vardı zannediyorum, Mısır'da Sungur abi anlatıyor bunu. Risaleleri Arapçaya tercüme eden İhsan Kasım Salih abi de onları Arapça tercüme ediyor. Sungur abi anlatıyor. Diyor ki üstadımız böyle hayatının son senesinde, üstad hasta, yatağında yatıyor, yorganı böyle boğazına kadar çekmiş, elini çıkarmış, elinde kitap takip ediyor, gözlüğü var. Sırayla karşısındaki abiler okuyorlar sırayla. Bir ara diyor Sungur abi, üstad durun dedi diyor. Gözlüğünü çıkardı, kitabı böyle kucağına koydu, hafif doğruldu. Demiş ki kardeşlerim, ben ihtiyarım, hafızam biraz zedelendi, siz gençsiniz, belki tahattür edersiniz. Ben demiş bu eseri ilk defa görüyor gibi istifade ettim, imanım inkişaf etti. Halbuki ben demiş bu eseri 10.000 sefer okudum demiş usta. Sonra diyor orada kesti üstad, yine okumaya devam etti. Birkaç gün sonra üstadımız yine bir mevzu konuşulurken dedi ki hani ben size geçen gün dedim ya, ben ilk defa görüyor gibi istifade ettim. İmanım inkişaf etti. Halbuki ben bu eseri 10.000 sefer okudum. Bunun manası şudur ki demiş üstadımız, bu dersler ayat-ı Kur'aniyeden geldiği için terakkiye son yoktur. Yani bu dersler Kur'an ayetlerinden gelmiş. Yani Bediüzzaman'ın ilmi olsa sınırı olur. Niye kendi yazdığı, kendi bildiği şeyi niye tekrar tekrar okusun ki? 100 kere, 1000 kere, 10.000 kere. Tabii 10.000 kere deyince bazen merak ediyorlar. Sungur abi demişti, bir seferinde Haşir Risalesi demişti. Bir seferinde Haşir Risalesi'nin içinde 9. hakikat var. Onu demişti. Bir seferde ben 9. şua, o da haşir bahsi yani, onu diye duymuştum yani. Üstadımızın böyle bir ifadesi var. Yani buradan şunu anlıyoruz, yani bu dersler Kur'an'ın dersidir. Ayat-ı Kur'aniye'den gelmiştir. Onun için Bediüzzaman da talebedir. Tekrar tekrar okuyor ki her okudukça imanı inkişaf ediyor. İnşallah Cenab-ı Hak bizlere de inşallah yani. Yüzlerce, binlerce, ah keşke 10.000'lerce yani okuyup ruhumuza, kalbimize, dem ve damarlarımıza bu hakikatleri, Kur'an hakikatlerini, Resulullah'ın ders ve taliminin nurlarını inşallah yazmaya, yaşamaya muvaffak etsin inşallah. Evet, ne dediği 14. asr-ı Muhammedi'de aleyhissalatü vesselam, Kur'an'dan çıkan Risale-i Nur'un Anadolu'da tulu ve intişar etmesiyle neticede neşv-ü nema ederek alemi İslam ve insaniyete kadar genişlemiş ve daha da genişleyecektir. Evet, şu anda dünyanın 150'ye yakın ülkesinde elhamdülillah dershanelerimiz, Risale-i Nur hizmetleri, vakıf kardeşlerimiz olduğu gibi Risale-i Nur'da zannediyorum bir araları 54 diyorlardı ama son şeyi bilmiyorum, belki 60-70 dile çevrilmiş elhamdülillah, kitaplar halinde basılmış, neşroluyor. İşte Risale-i Nur hem fevkalade ihlası, hem yalnız tevhid ve iman akidelerinin hizmetini esas meslek ittihaz ederek. Çünkü üstadımız diyor, mesleğimizin esası ihlastır. Çünkü bizim mesleğimizin birinci düsturu, amelinizde rıza ilahi olmalı. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse emniyeti yok. Eğer o kabul etse, bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse ne yapar? İnsanlara da dinlettirir, onları da kabul ettirir. Onun için vazifemiz nedir? Doğrudan doğruya
yalnız Allah rızası için hizmet etmek. Emri ilahi ve rıza ilahi için hareket etmek. Onun için bu hizmetin temelinde ihlas ve tevhid yatıyor. Risale-i Nur hem fevkalade ihlası hem yalnız tevhid ve iman akidelerinin hizmetini esas meslek ittihaz ederek bir kutsiyet kazanması ve mahiyetinde bütün hakaiki Kur'aniye ve İslamiye mevcut bulunarak her tarafı kaplayacak bir nur-u hakikat olması dolayısıyla rahmet-i ilahiye canibinde bu millet-i İslamiye'yi maddi manevi felaket ve helaket tehlikelerinden bir seddi Kur'ani ve nuru imani olarak muhafazaya vesile olmuştur. Risale-i Nur, iman ve Kur'an muhaliflerine karşı mücadelesinde cebir ve münazaa, zorlama, kavga yolunu değil, ikna ve ispat yolunu ihtiyar etmiştir, tercih etmiştir. Risale-i Nur 130 risalelerinde doğrudan doğruya hakikatin berrak veçesini bütün vuzuh ve çıplaklığıyla göstermiştir. Dini hak olan İslamiyeti ve alemi insaniyetin hidayet güneşi olan Kur'an'ın mucizeliğini bütün dünya efkarı müvacehesinde ve bütün fikir ve felsefe sahasında ceredilmez kat'i deliller ile göstermiştir ve mantıki hüccetlerle ispat etmiştir ki yeryüzündeki bil umum tamamen umumen kemalat ve medeniyet ve terakki umdeleri semavi dinler ve peygamberler eliyle gelmiş ve bilhassa İslamiyetin zuhuruyla alem-i insaniyet İslam aleminin taht-ı riyasetinde cehalet gayyasından kurtulmuş ve kurtulacaktır. Felsefe ve hikmetin içerisinde görünen fazilet ve menfaat-ı umumiye vesaire gibi insani esaslar ise güneşin doğmasıyla ondan yayılan ve aydınlanan gece aleminin nurları gibi nübüvvet güneşinin tuluğu beşeriyetin fikir ve kalplerinde akisler ve lemalar husule getirmiş olmasındandır. Hakikatlı felsefe ve hikmetin fen ve sanatın üzerinde görünen bu ışıklar Kur'an güneşinin ve nübüvvet kandilinin alemi beşeriyeti akislerinden ve cilvelerinden mütevellittir. Ey alemi İslam uyan. Allah Allah. Ey alemi İslam uyan. Subhanallah. Cenab-ı Hak tam uyanmayı nasip etsin bizlere. Hani biliyorsunuz Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş. İnsanlar uykudadırlar. Ancak ölünce uyanırlar. Siz ölmeden evvel ölünüz demiş. Yani uyanınız. Yani Azrail Aleyhisselam geldiği zaman hepimiz uyanacağız. Gideceğimiz yer gösterilince hepimiz uyanacağız. İşte o zaman paraymış, evmiş, arabaymış, şanmış, şöhretmiş, çolukmuş, çocukmuş hepsi bir anda kıymetsizlenecek. Ya nereye gidiyoruz? Ve bütün o sevdiklerimiz mesuliyet kaynağımız olacak. Hepsinden sual edilecek. Neden öyle yaptın? Neden böyle yapmadın? Bütün detaylarıyla. Allah Allah. Yani insan ölünce var ya, anlayacak ya, bu dünya faniymiş. Ben bu dünyaya ebedi saadet için gelmişim. Ben bu dünyaya hadsiz kabiliyet tohumlarımı inkişaf ettirmek için, bana verilen cihazları, hissiyatları, Esma-i İlahiye'nin tecelliyatında kullanmak için, aynedar olmak, vazifedar olmak, memuriyette, bir mektubu samedani olmakta, bir ilanname-i Rabbani olmakta kullanmam lazımdı. Eyvah! Ama dönüşü yok.
Uyandın ama geç oldu. Onun için maalesef alemi İslam uyuyor. Asıl gayemiz, asıl vazifemiz nedir? Subhanallah. Böyle biliyorsunuz meşhur İstanbul'da Eyüp Sultan Hazretleri var. Ebu Halid-i Ensari, sahabe-i kiramdan değil mi? Ensardan, Peygamber Efendimiz'e ev sahipliği yapmış çok müstesna bir zat. Biliyorsunuz o 90 küsur yaşlarında Hazreti Muaviye'nin döneminde İstanbul'un fethi için ordu çıkarılmış, o da katılmış. Çünkü Peygamber Efendimiz İstanbul'u fetheden komutan, ne güzel komutan, onu fetheden asker, ne güzel asker, o iltifatı şahaneye mazhar olmak için 90 küsur yaşında yola çıkmışlar. Bir yerde bir hadise olmuş, o hadisede birisinin bir fedakarlık yapması lazım, düşmanın üzerine hücum etmesi lazım ama hücum ederse ölme tehlikesi çok kuvvetli, birisi itiraz etmiş. Demiş ki ayet-i kerime var, kendinizi bile bile yani, nasıldı o? Subhanallah. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Demiş ki bu ayete göre bu caiz değil. Deyince Ebu Eyyub el Ensari Hazretleri, Eyüp Sultan Hazretleri müdahale etmiş. Demiş ki siz o ayeti yanlış anlıyorsunuz. O ayet bizim için nazil oldu. Biz demiş o İşte Bedir'de, Uhud'da, işte efendim Hendek'te, işte o Hudeybiye'de, işte Mekke'nin fethinde ne zahmetler, ne müşkilatlar, ne böyle yokluklarla Allah yolunda cihatlar ettik, gayretler gösterdik, tebligatlarda bulunduk. Ne zaman ki Mekke fethedildi, bizim içimizde dünyaya karşı bir meyil uyandı. Nefsimiz dedi ki, tamam artık İslamiyet yayılıyor, biraz dünyaya dönelim, biraz ticaret yapalım, biraz para kazanalım, evimiz şöyle güzel olsun, kaç olsun, 3 artı 1, hani şimdi yani millet 100 metrekareye de razı değil yani, 120 olsun, 140 olsun, 200 olsun, 250 olsun yani, bir katta olmasın yani, dubleks olsun, tripleks olsun yani, bahçe içinde olsun, şöyle olsun, rezidans olsun falan filan yani. Allah Allah, biz diyor böyle kalbimizde açıldı ki dünyaya karşı bir meyil, işte o zaman bu ayet geldi. Kendi elinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Siz ebediyet için gönderildiniz. Bu dünya imtihan yeridir. Bu dünya ibadet yeridir. Bu dünya hizmet yeridir. Bu dünya mükafat yeri değildir. Biz dersimizi aldık. Allah Allah. Yani onun için ey alemi İslam uyan. Kur'an'a sarıl. Yani uyanınca bütün, yani Kur'an'a sarılın deyince, hani şimdi Kur'an'ı böyle böyle yapmak, tamam böyle de yapalım da hani öpelim de başımıza, tamam bu da güzel ama Kur'an'a sarıl, aklınla sarıl, kalbinle sarıl, ruhunla sarıl, şefkatinle, merhametinle, cömertliğinle, fedakarlığınla, ihlasınla Kur'an'a sarıl. Kur'an'ın emirlerine namazla, oruçla, zekatla, işte faizden kaçarak, zinadan kaçarak, içkiden kaçarak yani, değil mi? Riyakarlıktan kaçarak, harama nazar etmeyerek, yani onun emirlerine imtisal nehilerinden içtinap. Kur'an'a sarıl, İslamiyet'e maddi ve manevi bütün varlığınla müteveccih ol. Subhanallah. Böyle latife olsun hem. Böyle üstadımızın, böyle üstadı gören, üstadın hizmetinde bulunan yaşlı abiler, şimdi sayıları çok azaldılar yani. Cenab-ı Hak hayatta olanlara, başta Hüsnü Bayram abimiz olmak üzere hayırlı uzun ömürler ihsan eylesin inşallah. Şimdi böyle Sungur abileri görüyorduk, Bayram abileri, Abdullah Yayın abileri, yaşları gelmiş 70, 80, 90'lara, yerinde duramıyorlar mübarekler. Hatta biz birkaç sefer Sungur abiyle böyle bir seyahate çıktık. Allah'ım bir geldim, bir hafta hasta yattım, kalkamıyorum yani. Sungur abi o vaziyette birkaç tur daha attı yani.
Subhanallah. O zaman ben kendi kendime diyordum ya Allah Allah. Yani ben gencim. Bu zatlar bu kadar yaşlıyken nasıl bu faaliyet? Sonra şöyle bir şey geldi hatırıma. Latife olsun hem yani. Dedim bu zatlar finish çizgisini görüyorlar. Hani böyle atletizmde koşularda olur ya bir bitiş çizgisi vardır yani. Şimdi onu gördün mü? Bütün gücünü, bütün kuvvetini ne yaparsan sarf edersin. Niye? Çünkü o her şey o bitiş çizgisine bağlı. O bitiş çizgisini geçtikten sonra düş, hasta ol, merak etme ambulansı alırlar, hastaneye kaldırırlar, bütün ihtiyacını görürler yani. Mühim olan o değil, mühim olan o finiş çizgisi. İşte o büyük zatlar, bu abilerimiz o bitiş çizgisini uyanmışlar ya. Bitiş çizgisini gördükleri için bütün güçleriyle, bütün kuvvetleriyle maddi manevi ne demişti? Maddi manevi varlığıyla İslamiyet'e, Kur'an'a, Risale-i Nur'a, hizmete, ibadete teveccüh ediyorlar. Ama biz bitiş çizgisini göremediğimiz, düşünemediğimiz, uyuduğumuz için gafletle, zoraki, istemeye istemeye, hani birazcık yapınca tamam yaptık yani, vazife tamam yani. Halbuki öyle değil ki ya. Allah Allah. Yani Peygamber Efendimiz yani 5 vakit namazı kılmış da yatmış yani. Kalkmış geceleri ayakları şişene kadar değil mi? Hatta sahabeler, Hazreti Ayşe validemiz, Ya Resulallah Allah senin geçmiş gelecek bütün günahlarını bağışladığını vaat ettiği halde, söz verdiği halde niye bu kadar zahmet çekiyorsun? Diyor ki Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Subhanallah. Evet, neyse. Ey alem-i İslam uyan. Tabi böyle söylerken ya önce kendi nefsimize yani en tembel, en noksan, en kusurlu, hizmette, ibadete engeli benim yani. Cenab-ı Hak önce bana inşallah çünkü en muhtaç, en fena vaziyette benim. Sonra da hepimize inşallah yani maddi manevi bütün varlığımızla İslamiyete, Kur'an'a, hizmete, ubudiyete bizleri müteveccih eylesin. Ve ey Kur'an'a 1000 yıllık tarihinin şehadetiyle hadim olan, hizmetkar olan ve İslamiyet nurunun zemin yüzünde naşiri bulunan, İslamiyet nurunun zemin yüzünde neşredicisi bulunan yüksek ecdadın evladı Kur'an'a yönel ve onu anlamaya ve okumaya ve onu anlatacak onun bu zamanda bir mucize-i maneviyesi olan nur risalelerini mütalaa etmeye çalış. Lisanın, Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken hal ve etvar ve ahlakın da onun manasını neşretsin. Lisanı halin ile de Kur'an'ı oku. Subhanallah. Şimdi dilimiz Kur'an okuyor. Ama yetmez. Yani Kur'an sadece dil ile okunsun diye gönderilmiş bir kitap değildir. Ne dedi? Lisanın, Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken lazım bu. Aleme duyurulması lazım. Evet ama halimizle, etvar tavırlarımızla değil mi? Ne dedi? Hal ve etvar ve ahlak. Ahlak. Kur'an'ın ahlakı yani. Ne yapacak? Bizde görünecek. Adeta halimizle Kur'an okumak, etvarımızla, tavırlarımızla Kur'an okumak, ahlakımızla Kur'an okumak. Hani meşhurdur, hepiniz biliyorsunuzdur, ettekraru ahsen sırrıyla Hazreti Ayşe validemize Peygamber Efendimiz'i sormuşlar vefatından sonra. Demişler ki ya Ayşe Resulullah'ın ahlakından bahset. Demiş ki siz Kur'an okumuyor musunuz? Ve ayette inneke le ala hulukin azim değil mi? Kalem suresinde yanlış hatırlamıyorsam onun 4. ayetinde sen çok azim bir ahlak üzerine yaratıldın diye Cenab-ı Hak böyle bir vaatte bulunuyor. Ayşe validemize diyor ki işte diyor Resulullah'ın ahlakı hulukuhul Kur'an. Kur'an ahlakıydı. Yani Resulullah canlı Kur'an'dı. Resulullah yaşayan Kur'an'dı. Resulullah haliyle,
etvarıyla, ahlakıyla, her haliyle Kur'an okuyordu. Peki o nedir? Bizim rehberimizdir, bizim önderimizdir. O zaman biz de onu takip edeceğiz. Elden geldiği kadar onun gibi olmak nerede mümkün değil ama onun gibi olma yolunda o gayreti, o ciddiyeti göstermek zorundayız. Şu anda dünyada alem-i İslam kan ağlıyor. Her perişan, her taraf istila ediliyor, her tarafta savaşlar var. İslam alemi perişaniyet içerisinde. Neden? Çünkü alem-i İslam uyuyor. Alem-i İslam lisanıyla Kur'an okuyor ama haliyle okumuyor, etvarıyla okumuyor, ahlakıyla okumuyor. Biz de kendimize de bakacağız yani. Sadece öyle değil, kendimiz de öyle yani. Subhanallah. Evet. Lisanın, Kur'an'ın ayetlerini aleme duyururken hal ve etvar ve ahlakın da onun manasını neşretsin. Lisanı halin ile de Kur'an oku. Allah Allah. O zaman sen dünyanın efendisi, kendi dünyanın efendisi, alemin reisi, kendi alemindeki bütün mahlukatın reisi ve insaniyetin vasıtayı saadeti olursun. Subhanallah. Ey asırlardan beri Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve muhterem bir mevkii muallayı ihraz etmiş olan ecdadın evlat ve torunları. Subhanallah. Bizim dedelerimiz yani. Osmanlılar, değil mi? Selçuklular, değil mi? Dedelerimiz yani. Ne yapmışlar onlar? Dünyanın her tarafına İslamiyet'in bayraktarlığını yapmışlar. İslamiyet'i her tarafa yaymak için nasıl bir gayret, nasıl bir faaliyet, nasıl bir ciddiyet göstermişler. Biz de miras yedi torunlar yani. Subhanallah. Yani üstadımız diyor, hani o şeyde var, subhanallah, mektubatta, 29. mektubun 7. risale olan 7. kısım, o Darül İslam meselelerinin, Darül Harp meselelerinin anlatıldığı bahsin üstünde diyor ki, bizden sonraki diyor asırların veya geçmiş asırların tükürükleri diyor yüzümüze gelmemek ve silmek için yazılmıştır. Yani o hem dedelerimiz hem bizden sonra gelen torunlarımız bize kızacaklar yani. Ey miras yedi tembel dedelerimiz yani veya torunlarımız, niye vazifenizi yapmadınız? Bak sizin yüzünüzden ne haller oldu yani. Subhanallah. Onun için bizler de bir an evvel inşallah bütün hissiyatımızla Kur'an hakikatlerine, iman hakikatlerine sarılıp İslamiyet'i yayma derdiyle, Kur'an'ı yayma derdiyle, namazı yayma derdiyle dertlenmek yani. Evet. Ey asırlardan beri Kur'an'ın bayraktarlığı vazifesiyle cihanda en mukaddes ve en muhterem bir mevki-i muallayı ihraz etmiş olan ecdadın evlat ve torunları, uyanınız! Alem-i İslam'ın fecri sadıkında gaflette bulunmak tam zaman gelmiş. Tam fecri sadık gelmiş ama gayret etmiyoruz. Birisi üstadımız böyle tabii zahmetler, meşakkatler içinde görünce ziyaret esnasında üstad demiş ki, üzülme demiş hocam, üzülme Seyda demiş yani. Üzülme üstadım. Yakında Mehdi gelecek, her şeyi düzeltecek demiş. Üstad da tebessüm etmiş. Demiş ki, Keçeli, Mehdi geldiği zaman seni hizmet ederken görsün demiş. Allah Allah. Yani gelmiş işte yani, seni hizmet ederken görmek istiyor. Tembel tembel görmek istemiyor yani. Sonra Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tek başıyla hizmet etmedi ki. Tek başıyla bütün dünyayı düzeltmedi ki. Ne? O gayreti etrafında başta Hazreti Ebubekirler, Hazreti Hatice validelerimiz, Hazreti Aliler, Bilal-i Habeşiler, Hazreti Osmanlar, değil mi? Böyle bir dağ 40, Hazreti Ömer'le 40 olmuş böyle bir cemaat teşkil. Arkasından o yayılarak yani, değil mi?
Ta Medine'ye inkişaf ediyor, biatı Rıdvan oraya gidiliyor. Ondan sonra bütün Arap Yarımadası öyle yayılıyor. Neyle? Bak Peygamber Efendim tek kişi değil, tek başıyla düzeltmiyor. Çünkü kainattaki kanunu fıtrata muhalif bu. Ha tamam Mehdi geldi, gel şeyi düzeltti. Böyle bir şey yok. Mehdi geldiğinde de Mehdi'ye cemaat lazım yani. Subhanallah. Onun için biz de hizmet etmemiz lazım ya. Hizmetin bir yerinden tutmak lazım. Evet. Uyanınız. Alem-i İslam'ın fecri sadıkında gaflette bulunmak katiyen akıl kârı değil. Yine alem-i İslam'ın intibahında, uyanışında rehber olmak, arkadaş, kardeş olmak için Kur'an'ın ve imanın nuruyla münevver olarak İslamiyet'in terbiyesiyle tekemmül edip hakiki medeniyeti insaniye ve terakki olan medeniyeti İslamiye'ye sarılmak. Medeniyeti İslamiye'ye. Yani hakiki medeniyet İslamiyet'tir. Hatta üstadımız diyor ki İslamiyet insaniyeti kübradır. En büyük insanlık İslamiyet'tedir. Ama maalesef yani bizim nazarımızı hep batıya o kadar çevirmişler ki batının medeniyetinin de medeniyet tarafı değil şimdiye kadar. Maalesef sadece sefahet, rezalet, günahlar, ahlaksızlık tarafı maalesef esas alınmış yani. Allah Allah. Onun için ne yapacağız? Hakiki medeniyeti insaniye ve terakki olan medeniyeti İslamiye'ye sarılmak ve onu hal ve harekatında kendine rehber eylemek lazımdır. Avrupa ve Amerika'dan getirilen ve hakikatte yine İslam'ın malı olan fen ve sanatı. Hani Peygamber Efendimiz buyurmuş, hikmet müminin kaybettiği yitik malıdır. Nerede bulsa alır. Neden? Çünkü bütün güzellikler, bütün ilimler, bütün hikmetlerin kaynağı, menbaı Allah'tır. Biyedihil hayr, lehül mülk, lehül hamd, hepsinin sahibi o. Başka Cenab-ı Hakk'ın gönderdiği peygamberler, bütün insanlık aleminin mürşitleri, maddi ve manevi mürşitleri enbiyalardır. Enbiyalar sadece insanların dini ve ahlakını terakki etmek için gönderilmemiş. Her bir peygamberin birer külli mucizeleriyle insaniyete örnek ve numune olmuşlar. İnsanları maddiyatta ve teknolojide de ilerlemelerine kapılar açmışlar. Yani bunu merak eden 20. söz. İkinci makamda bir bahis var. Enbiya kıssalarının maddiyata, teknolojiye, terakkiye, ilerlemeye bakan cihetlerini anlatan çok harika bir bahis var. Oradan ne anlıyoruz? Görünüşte Avrupa'dan ve Amerika'dan getirilen ve hakikatte yine İslam'ın malı olan fen ve sanatı nuru tevhid içinde yoğurarak Kur'an'ın bahsettiği tefekkür ve manayı harfi nazarıyla yani onun sanatkarı ya ilim varsa alim var yahu. O alim kim? Alim-i mutlak. Allamül guyub olan Allah. Manayı harfiyle yani onun sanatkarı ve ustası namıyla onlara bakmalı ve saadet-i ebediye ve sermediyeyi gösteren hakaiki imaniye ve Kur'aniye mecmuası olan nurlara doğru ileri arş demeli ve dedirmeliyiz. Ey eski çağların, Cihangir Asya ordularının, kahraman askerlerinin torunları olan muhterem din kardeşlerim, 500 senedir yattığınız yeter. Artık Kur'an'ın sabahında uyanınız, yoksa Kur'an-ı Hakim'in güneşinden gözlerinizi kapatarak gaflet sahrasında yatmakla vahşet ve gaflet sizi yağma edip perişan edecektir. Çok az kaldı. Kur'an'ın mecrasından ayrılarak birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyiniz. Subhanallah. Yani bütün müminler olarak veya Müslümanlar olarak veya
bütün dini hizmetler, dini cemaatler olarak hepimizin Halikimiz, Malikimiz, Rabbimiz, ilahımız aynı değil mi? Evet. Bütün o Müslümanların, müminlerin, dini cemaatlerin, dini hizmet gruplarının başı, reisi Hazreti Muhammed Aleyhisselam, Peygamberimiz bir, Kur'an'ımız bir, İslamiyetimiz bir ya. Allah Allah. Esma-i ilahiye adedince kutsi manalar itibariyle neyimiz var? Birlik ve beraberliğimiz var. Ama bütün müminler, Müslümanlar, dini cemaatler birbirinin aleyhinde. Birbirinin eksiğini arıyor. Birbirinin kusurunu arıyor. Muhatap olduklarına aman aman o şöyle yanlış. O öyle hatalı. O öyle kafir. O öyle münafık. Haşa. Hani böyle bir zamanda değiliz. Ne zamandayız? Bütün müminlerin birleşmesi Kur'an etrafında, Resulullah'ın yolunda yani birlik, yani hani asgari müşterek diyorlar ya yani. Hiç olmazsa onlarda bir arada olmak, birbirimizin gıybetini yapmamak, birbirimizin dedikodusunu yapmamak, birbirimizin eksiğini, kusurunu, noksanını aramamak. Bilakis onlar bizim kardeşimiz. Allah muvaffak etsin, Allah yardımcıları olsun. Bir kusur mu gördün? Dua et Allah'ım, o kusurlardan onları kurtar. Bizi de aynı hata ve kusurlara düşürme Allah'ım yani. Dememiz icap ediyor. Subhanallah. Ama peki ne oluyor böyle? Kur'an'ın mecrasından ayrılarak birleşmeyen su damlaları gibi. Su damlaları eğer birleşmezlerse ne olur? Su damlaları gibi toprağa düşmeyiniz. Birleşmeyen su damlaları gibi toprağa düşmeyiniz. Yoksa toprak gibi yani o birleşmeyen ayrı ayrı düştü. O toprak ne yapar? O damlaları emer, kurutur. Aynı onun gibi. Toprak gibi sefahet, haramlar, günahlar, haram eğlenceler, şehveti medeniye, medeniyetin inkişaf ettirdiği şehvet duygusu. Hani eskiden yani şehvete gidecek bütün yolları İslamiyet kapatmış. Çünkü o şehvet damarı bir kabardı mı akıl dinlemiyor. Kalp dinlemiyor, iman dinlemiyor şehvet kabardı mı? Gadap kabardı mı dinlemez. Onun için İslamiyet ne yapıyor? Bak zina etmeyin demiyor, zinaya yaklaşmayın diyor. Yani o zinaya yaklaşacak bütün kapıları kapatıyor. Ta ki o damar kabarmasın, gelişmesin, patlamasın, inkişaf etmesin. Çünkü etti mi? Aynı toprak gibi o parçalanmış müminleri o sefahet ve şehveti medeniye emerek yutacaktır. Birleşen su damlaları gibi Kur'an-ı Kerim'in saadet ve selamet mecrasında ittihad ederek, birleşerek, omuz omuza, kalp kalbe, diz dize, ruh ruha olarak sefahet ve rezalet-i medeniyeyi süpürüp, hani sel gibi yani önüne katıp böyle süpürüp bu vatana ab-ı hayat olan hakikat-ı İslamiye sularını akıtınız. Ama bak yol ne? Birleşme. Ha bu birleşme hani herkes bir değil. Nasıl ki mesela içtimai hayatta kasap var, manav var, işte efendim doktor var, fırıncı, ekmekçi var. Bak ne kadar meslekler var. Bu mesleklerin hepsi birbirinden ayrı. Yani tek meslek olsun diyemeyiz. Sade kasap olsun herkes. O hayat içtimaiye biter. Evet kısımlar, meslekler, meşrepler hep olacak yani. Olması da lazım. Ama bütün bu meslekler birbirinin faydasına çalışıyor. Birbirinin kuyusunu kazmıyor, birbirinin aleyhinde bulunmuyor, birbirini kötülemiyor yani. Her biri diğerine hürmetkar, her biri diğerinin eksiğini, noksanını kapatıyor yani. Subhanallah. Evet, onun için ne olacağız? Birleşen su damlaları gibi olacağız. E zaten aslında her namazda ne okuyoruz? Rabbena gfirli veli valideyye
velil müminine, subhanallah. Ya sen bu kızdığın, küstüğün, eksik, noksan, hatalı dediğin adama dua ediyorsun. Sonra Allah onu mümin kabul etmiş. Ne kadar antika değil mi? İnnemel müminune ihvetün diyor değil mi ayet-i kerimede? Ancak müminler kardeştir diyor. Bakın o müminine yerine innemel musalline ihvetün, ancak namaz kılanlar kardeştir deseydi daire daralacaktı. İnnemel müttakine ihvetün deseydi ancak takva sahibi iyice daralacaktı. Ama Cenab-ı Hak en geniş daireyi tutmuş. İman eden, iman eden. Subhanallah. Onun için üstadımız diyor, Uhuvvet Risalesi 22. mektupta, mümin kardeşini sever ve sevmeli. Bakın, sever, o normal. Normal şartlarda mümin, mümini sever yani. Ama bazen olur, zıtlaştığı noktalar olur, anlaşamadığı noktalar olur. Meslekler, meşrepler, istidatlar, kabiliyetler, hissiyatlar farklı. Bazen birbirinin sınırına girer, birbirinin damarına basar yani. Şimdi normalde sever. Ama bir de arkası var. Yani sadece o sever deyip bırakmamış. Arkasında ne var? Sevmeli. Sevmeli de mecburiyet var. Sevmeli de mahkumiyet var. Sevmek zorundasın. Neden? Çünkü Allah innemel müminune ihvetün diyor. Allah seni kardeş yapmış. Sen nasıl ben istemiyorum diyemezsin. Mecbursun. Mahkumsun. Üstad diyor ki zahiren lehim bile olsa, yani zahiren görünüş itibariyle ibadette, takvada, hani hal tavırda düşük de olsa, fena vaziyette de olsa iman cihetinde kerimdir diyor. Demek biz nereye bakacağız? İman cihetine bakacağız yani. Subhanallah. Çünkü o cihete baktık mı aslında o kayıp zannedilen kimselerin de çoğu kurtuluyor. Çok zaman evvel birisi böyle anlatmıştı. Gerçi kısa kesecektim ama kusura bakmayın. Şunlar zaten çok az kaldı. Herhalde bir 6-7 satır kaldı. Böyle bir abi anlatmıştı. Ben dedi böyle çok böyle dinde radikaldim diyor o zaman böyle. Bir insan böyle bir kabahat, bir kusur işlese ona çok kızar, adavet ederdim. Çalıştığımız yerde diyor bir zat vardı diyor. Adam meşhur sarhoşlardan, yani işten çıkınca adam geceyi içiyor, geçiriyor. Tabi sabahleyin biraz ayılmış geliyor. İş yerinde içmiyor ama meşhur adam yani, sarhoş yani, şarapçı diye meşhur olmuş. Ben de diyor yani Allah'ın diyor içki emrine muhalefet ettiği, haram işlediği için ona çok kızıyorum. Hatta diyordum yani bir fırsat bulsam yani şunu bir dövsem yani. Hatta bir ara diyor bir kavga çıktı, ben de sırf ona vurmak için yani. Neden o haram işliyor yani. Allah'ın emrine muhalefet ediyor yani. Ondan sonra aradan bir zaman geçti diyor. Böyle bir nur talebesi abiler, onun böyle biraz Kur'an şeyi güzel, tecvidi okuması güzel, ezberi çok. Abiler demişler ki, nur talebesi abiler, biz demişler tabii 70'ti artık, 60 küsürlü yıllar yani. Biz demişler Adapazarı'nda bir düğün salonunu kiralayacağız Ramazan'da. Orada geceleri teravih kılınacak, arkasından böyle sohbetler olacak. Fakat demişler hani kıraatı düzgün bir imam lazım bize. Bize imam olur musun diye ona teklifte bulunmuşlar. Çok memnun olmuş tabii demiş. Hay hay demiş, ben çok memnun olurum. Diyor teravihi kıldırdım diyor. Bitti diyor. Arkasında işte bizim bildiğimiz kısa tesbihat, arkasında bizim bilmediğimiz tesbihatlar. Arkasından ders okunacak Uhuvvet Risalesini açtılar diyor. Uhuvvet Risalesi baştan sona okundu diyor böyle. Ben hayret içinde dağılacağız. Oradaki bir zata dedim ki ya bu Uhuvvet Risalesini bana verir misiniz? Yani ben bunu okumak istiyorum. Vermişler. Ben diyor defalarca okudum. Anladım ki ben çok büyük hata yapıyorum. Sonra diyor işte iş yerine gittiği zaman sabah ilk daha işe başlamadan hemen diyor o sarhoş olan, içkici olan adamın bulunduğu bölüme gittim. Gittim ona selamünaleyküm diye böyle selam verdim. Adam şaşırdı benim ona diyor adavetim şeyini de bildiği için. Böyle sağına soluna bakındı, kime diyor bu selamı? Dedi ki bana mı selam veriyorsun? Dedim ki evet sana veriyorum. Adam ağlamış. Sen bana Müslüman nazarıyla mı bakıyorsun? Evet. Allah Allah. Kısa bir zaman içinde adam bir 5 vakit namaza başladı, içkiyi terk etti diyor. Subhanallah. Yani hidayet.
Allah Allah. Evet. Mümin kardeşini sever ve sevmeli. Fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, lütufla ıslahına çalışır. Subhanallah. Fenalığı için acır diyor ya, kızmaz, adavet etmez, küsmez, beddua etmez, onu dinden atmaz. Fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle, baskıyla, zorbalıkla, bağırarak, çağırarak, vurarak, kırarak, tehdit ederek değil, lütufla ıslahına çalışır. Evet, bitiriyoruz. Ne demişti? Birleşen su damlaları gibi Kur'an-ı Kerim'in saadet ve selamet mecrasında ittihad ederek sefahet ve rezalet-i medeniyeyi süpürüp bu vatana ab-ı hayat olan hakikat-ı İslamiye sularını akıtınız. Allah Allah. Ab-ı hayat, hayat suyu olan hakikat-ı İslamiye. Bu tabir çok mühim. Hakikat-ı İslamiye. Subhanallah. Yani hani bazen oluyor değil mi? Görüyoruz yani. Hani başını kapatmış ama vücudu adeta açık yani. Yani o tesettürün ruhu yok. Belki anne babasının korkusundan, belki böyle kendi o aileden gelen bir mana ile, örf adetle yani. Tamam, güzel, Allah razı olsun ama veya namaz kılıyor ama kıldığı namaz namaza benzemiyor yani. Veya namaz kılıyor, her türlü günah var, her türlü haram var, her türlü fenalık var. Subhanallah. Ya ne lazım? Ailelerimizin içerisine hakika, bak İslamiyet demiyor. Hakikat-ı İslamiyet diyor, çok farklı. Yani mesela namaz kılmak çok mühimdir. Ama namazın da bir ceset tarafı var, bir de ruh tarafı var. Biz eğer çocuklarımıza, yakınlarımıza namazın sadece ceset tarafını öğretir ve ceset tarafıyla zorlarsak onları hakikatına, ruhuna intikal ettiremezsek, büyüdükleri zaman, buluğ çağını geçtikleri zaman, kendi mesleklerini, kendi paralarını, maaşlarını kazandıkları zaman bizi dinlemedikleri gibi namazda terk ederler. Hatta çok daha bozulabilirler yani. Neden? Çünkü biz ona işte bak namaz nedir? 12 tane farzı var. İşte efendim hadesten taharet, necasetten taharet, sette onu öğrettik yani ve onları tatbik ettirdik. İşte tekbir aldın Allah-u Ekber, Subhaneke Allah bunu okuyacaksın. Sonra Fatiha-i Şerif okuyacaksın. Sonra Zamm-ı Sureler okuyacaksın. Tamam bunları öğrettik. Rükûda şöyle secde. Evet ama namaz nedir? Namazdan maksat nedir? Namazın hakikati nedir? Namazda kimin huzurundayız? Biz okuduklarımızla kime muhatabız? Kiminle konuşuyoruz? O namaz, namazdan maksat nedir? Allah Allah. İşte bu. Hakikat-ı İslamiye sularını akıtınız. Son 4 satır kaldı, bitiyor. O hakikat-ı İslamiye suları ile. İşte bu asırda hakikat-ı imaniye, hakikat-ı Kur'aniye, hakikat-ı İslamiye, hakikat-ı namaz, hakikat-ı oruç, ilahir, İslamiyet'in bütün temellerinin hakikatları Risale-i Nur'da toplanmış. Çünkü bu asır hakikat asrıdır. Cesetle, zahirle gidenler hep helak oluyorlar, helak ediyorlar yani. Kendileri perişan oluyorlar, başkalarını perişan ediyorlar. Onun için o hakikat-ı İslamiye suları ile bu topraklarda iman ziyası altında hakiki medeniyetin fen ve sanat çiçekleri açacak numuneleri gözükmeye başladı. Allah muvaffak etsin, Allah arttırsın, Allah inkişaf ettirsin inşallah. Maddi manevi inkişaf ettirsin. Sade maddi silahlar değil, manevi silahlar da inşallah. Sade maddi teknoloji değil, manevi teknolojide de inşallah memleketimizi tekrar inkişaf ettirsin. Eskisi gibi yani alem İslam'ın halifesi, başkumandanı vazifesini, bayraktarı vazifesini Cenab-ı Hak tekrar ihsan etsin, ikram etsin. Numuneleri görülüyor elhamdülillah. Zaten bayrak burada düştü, buradan kalkacak. Üstadımıza demiş
Böyle Pakistan'dan gelen Milli Eğitim Bakanı, yani Başbakan Yardımcısı Ali Ekber Şah demiş ki, yani burada sizin kıymetinizi bilmiyorlar. 1950'li yıllarda gelmişler. Sizin demiş burada kıymetinizi bilmiyorlar. Evinizde diyor gece lamba bile yok yani. Siz Pakistan'a gelseniz biz size şöyle böyle imkanlar şeyler. Üstadımız demiş ki, alemi ittihadı İslam'ın kapısı, kilidi, anahtarı Türkiye'dir. Ben demiş Mekke'de, Kabe'de olsam, Medine'de olsam buraya gelmem icap ediyor. Çünkü bayrak burada düşmüş. İnşallah buradan kalkacak. Cenab-ı Hak bizleri de o hizmetin hizmetkarı etsin inşallah. Evet. O hakikat-ı İslamiye suları ile bu topraklarda iman ziyası altında hakiki medeniyetin fen ve sanat çiçekleri açacak. Bu vatan maddi manevi saadetler içinde gül ve gülistana dönecektir inşallah. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Bu okuduklarımızı görmeyi, yaşamayı, onun öyle hareket etmeyi, öyle yaşayıp, öyle hizmet edip, öyle ölmeyi Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha.